tanımlamaya çalışalım. İctihaz Arapça cehede kökünden cim, he ve dal harflerinden oluşan kökten türeyen bir kelimedir. Herhangi bir konuda azami gayreti sarf etmek demektir. Cehd diyoruz kısaca. Herhangi bir konuda azami gayreti, yani sarf edebileceğiniz gayretin azamisini, en çok gayreti sarf etmek anlamına gelen bir kelimedir. Fikri manada içtihat şer'i delillerden kulun davranışlarına taalluk eden hükmü çıkarmak için sarf edilen azami gayrete denir. Şer'i delillerden kulun ameline taalluk eden hükmü, yani nasıl yapacak, ne gözle bakacak ve yapacak, bunu çıkarmak için, o delillerden bu hükmü çıkarmak için azami gayrete denilir. Bu gayrete içtihat dendiği gibi, bu gayretin sonucu ortaya çıkan görüşe de içtihat denilmiştir. Hani ağaca elma dendiği gibi meyvasına da elma deniyor ya. Yani bu ağaç ne diyorsunuz? Elma cevap veriyor. Peki şu meyve ne? O da elma. Yani o ağacın ürünü de elma. Bunun gibi. O gayrete içtihat deniyor, o gayretin sonucu ortaya çıkan şeye de içtihat deniyor. Geleneksel olarak müçtehit, bildiğiniz gibi içtihat edebilen kimseye deniyor. Müçtehit, içtihat edebilen, yani bu gayreti gösteren kimseye deniyor. Hüküm çıkarabilme gayretini gösteren kimseye. Bu durumdaki kimseler üç ana sınıfta mütalaa edilmişler. Bir, mutlak müçtehitler, iki, mezhep müçtehitleri, üç, mesele müçtehitleri. Mutlak müçtehit, kendine mahsus içtihat yapma yöntemi belirleyen, kendinden önce de o usulü, yöntemi başkasının kullanmadığı bir yöntem belirleyen, belirlediği yöntemi esas almak suretiyle birçok mesele hakkında içtihat eden kimseye denilmiştir ki tarihte meşhur mutlak müçtehitler İmam Evzai'den, Süfyan-ı Sevri'den Ebu Hanife'ye, İmam Şafii'ye, Ahmed İbni Hanbel, Ahmed İbni Malik, İmam Davud-u Zahiri gibi kimseler ve daha nice kimseler, yani isminin hepsini sıralamamız mümkün değil, belki bir kısmını da bilmediğimiz kimseler bu cümleden müçtehitlerdir, yani mutlak müçtehitler. Mezhep müçtehidi, yani ikinci sınıf müçtehit diyelim, birincisi profesörse ikincisi doçent gibi filan, yani bir basit teşbih. Mezhep müçtehidi, başkasının içtihat metodunu içtihatlarında kullanan fakat bu kullanımın sonucu gösterdiği gayretle mezhebinin müçtehidi olan kişiden ve onun çıkardığı sonuçlardan farklı sonuçlar da çıkaran ve çıkarabilen kimselere denilir. Ki bunlara mezhep müçtehidi denile gelmiştir. Örneğin İmam Yusuf gibi, İmam Muhammed gibi, İmam Zufer gibi Hanefi, Ebu Hanife'nin kullandığı, ihdas ettiği içtihat usulünü asıl kabul edip o usulle içtihat ettiği halde farklı sonuçlara da vardığını bildiğimiz kimseler. Şafii mezhebinin müçtehitleri de olduğu gibi örneğin Muhammed bin Abdülvahhab Hanbeli müçtehididir. Mesela Ahmed bin Hanbel'in içtihat usulünü kabullenmiş, onu kabul etmiş, onu kullanmış ama kimi noktalarda farklı sonuçlar çıkarmış. Her mezhebin müçtehitleri var.
bir diğer ve üçüncü sınıf müştehit mesele müştehidi. Yine başkasına ait içtihat usulünü kullanmak suretiyle birçok konuda değil ama tek tek münferit bazı konularda içtihat edebilen kimseye mesele müştehidi, yani mesele bir müşkilin müştehidi, bir müşküle çözüm getiren, bir müşkülü çözen, bir problemi çözen kişi, iki problemi çözen, beş problemi çözen kişi. Bunlara mesele müştehidi denir. Müslümanlar iki ana grupta toplanıyor. Bir müştehitler, bir mukallitler. Müştehitleri saydık. Yani yukarı aldım onları. Müştehit mutlak, müştehit mesele, müştehit yani mezhep, müştehit mesele. Diğer mukallit grup ikiye ayrılır veya iki grupta toplanır. Bir tabi, iki ammi. Tabi taklit ettiği içtihadın, görüşün delillerini bilerek, delilleri arasında tercih yapabilerek görüş benimseyen ve o görüşe göre amel eden mukallittir. Ammi ise güvendiği bir kişi ne derse şunu şöyle yap, öyle yapar, böyle yapma, yapmaz. Ne delil bilir, ne deliller arasında tercih yapabilir. Ne yapar, ne bir şey. Yani en düşük tabaka bu. Ammi. Bu esas itibariyle düşünürler tarafından çok aciz, çok zavallı kimseler için caiz görüle gelmiş. Ammi olma. Ama zaman içerisinde, geride kalmış asırlar içerisinde Müslümanların ezici çoğunluğu, hatta neredeyse tamamı ammi olmayı bir mecburiyet saymışlar. Ammi kalmayı da hala mecburiyet sayan ezici çoğunluğun günümüzde karşımızda olduğunu görüyoruz. Hani Kur'an anlaşılmaz, şu anlaşılmaz, bu anlamaz, bu an peki şu işte biz Ebu Hanife değiliz, biz sahabe değiliz, biz şu değiliz, biz bu değiliz derken ya işte şu imam ya onun kadar da değilim. Sen bu kadar kendini küçük görüyor, bu kadar hiçbir şey elinden gelmez bir mahluk sayıyorsan hakikaten senin önünden hiçbir şey gelir. Gelmez. Niye gelsin? Çünkü hiçbir çaba sarf etmiyor. Hiçbir çaba sarf etmeyenin sarf edilmemiş çabasının ürünü olur mu? Olabilir mi? Asla. Böyle en alt tabakadan olmak bizim meziyetimiz olmuş. Yani onunla iftihar ediyoruz. Tabii bu ne demek pratikte? İslam'ı hayatımızdan kovmuşuz demek. İslam da bizi terk etmiş gitmiş yani. Ne olacak, babasının oğlu değiliz ya. Sen onu bırakırsan o da seni bırakır. Niye bırakmasın? Allah'ın imtiyazlı kulu yok. Bir kavim, bir topluluk Allah'ın dinini bırak, başka topluluk getirir onu sahiplenecek. Kur'an'da söylediği gibi. Hepsini bırakır. Evet. İçtihat edilir iken dikkat edilecek şey, yani filan mesele hakkında içtihat edeceksiniz. Yani hüküm çıkaracaksınız. Şu meselenin. Öncelikle yapılacak şey, ameliyat prosedür şudur, takip edilecek yol. Hakkında içtihat etmek gereği duyduğunuz hususu iyi tanımak. Ne hakkında içtihat edeceksiniz? Vekalet hakkında, yahut kefalet hakkında, yahut karz-ı hasen hakkında, veya faiz hakkında, veya bilmem, başı nikah hakkında, veya şu bu, her neyse. Nikah nedir? Yahut vekalet nedir veya kefalet nedir, yani ne hakkında içtihat edecekseniz o meseleyi çok iyi tanıyacaksınız, anlayacaksınız. Bir kavram olarak. Ondan sonra anladığınız o meselenin detaylarına, unsurlarına taalluk eden, değinen ne kadar nas varsa ayet ve hadis çıkaracaksınız. Sonra da o naslardan, o ayet ve hadislerden o meselenin tabiatına açıklık getirecek
hüküm çıkarmak için 1, 2, 3, 5 düşünecek, çeşitli ihtimalleri göz önüne getirecek, sürekli tefekkür edeceksiniz. Sonuçta bir kanaata sahip olacaksınız. İşte o sahip olduğunuz kanaat için sarf ettiğiniz gayrete içtihat dendiği gibi, sonuçta ortaya çıkan kanaata da içtihat. Ebu Hanife rahmetullahu aleyh de böyle içtihat etmiş, İmam Şafii de böyle içtihat etmiş, diğerleri böyle içtihat etmiş. Takip edecek usul budur. Önce meseleyi tanıyacaksınız. Şimdi bir basit fakat düşündürücü örnek vermek istiyorum. Sene 1948 vaktiyle Van'da vaizlik yapmış, müftülük de yapmış Raşit Efendi diye bir adam bundan 35-38 sene evvel Mucur'a gelmiş. O sürgün olarak müftü Van bir vilayet, Mucur'da bir kaza. Anlaşılan biraz hükümete dokunan laflar söylemiş falan filan. O adamdan dinlemiştim Raşit Efendi. Allah mağfiret etsin, kafası çalışan bir adamdı. Ondan sonra 1948 yılındaki o yıllarda Türkiye'de henüz gazoz filan pek bilinmiyor. Yani yeni yeni hele Van'da filan yani biliyorsa da İstanbullu biliyor, bilmem Bursa'da İzmirli biliyor. Yani Van'da kim bilir gazozu? De yavaş yavaş Van'da da gazoz imalathaneleri filan açılmaya başlamış. Millet gidiyor işte gazoz, soğuk, moğuk filan yani ben de içeride biliyorsunuz Türkiye halkı gazoz türü, işte Coca-Cola türü, yani gazlı şeyler içmeye alışkın değil. Böyle bir nefeste dikince lakır 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 hani testiden, helkeden, bilmem neden içebileceği şeyleri içmeye alışkın. Ayran, su, şerbet, süt, her neyse hep bu cins şeyler. Gazoz dikkat edilmezse insana aksırtır, genzine gider filan yani o gaz gözünden yaşlar getirir, kafası da döner insanın. Şimdi halk camide vaaz eden, vaaza soruyormuş. Diyormuş ki işte, hocam gazoz helal mi, haram mı? Hoca da hiç gazoz ömründe duymamış daha. Yeni açılmış oraya da imalathane. Halka sormuş, demiş, sekir veriyor mu sekir? Yani sarhoşluk veriyor mu? Şimdi diyor, yani başınız dönüyor mu? Tamam da yani başı insanın tansiyonundan mıdır? Yani hızlıca ayağa kalkarsan yine başın döner. Evet hocam, başımız dönüyor. Öyleyse haramdır. Hiçbir Allah'ın kulu içmez olmuş ve o imalathanenin sahibi iflas etmiş. Günah birader, elin var mı? Zarar mı verdi bir şey? Yani bir de ki, ya o gazoz ne? Ben ömrümde ilk defa burada duyuyorum. Yani bana şimdi söylüyorsunuz, tanımıyorum da böyle bir şeyi. Tanımayabilir insan. Kim yapıyor? İşte Ali Efendi'nin Hasan yapıyor. Ha. Bir gideyim nerede? Filan mahallede. Bir gideyim anlayayım, dinleyeyim ya babam neden yapıyorsun sen bunu, ha? Nasıl yapıyorsun, içinde ne var bunun? Bunu içen, bir şişe içen, iki şişe, beş şişe içen sarhoş olur mu? Yani yalpalar gezer mi, nara atar mı yoksa ne bu? Ya bir anlayayım, tanıyayım yani gazoz ne? Ondan sonra haram mı, helal mi, sahiden sekir veriyorsa tamam haram. Buyur. Yok, tanımadan sekir veriyor. Halk sekirin ne olduğunu bilmiyor ki yani. Belki evet diyen adam kafasının dönmesini sekir zannediyor. Yani içkinin verdiği kafa dönmesiyle yani bir an için insanın işte tansiyon düşmesinden veya yükselmesinden veya bir gazozun genzine gitmesinden dolayı kafasının dönmesi sekir sayılır mı? Sekir denir mi ona? Denmez. Ama tanımadığı için o şeyi hemen içtihat eder. Tabii buna içtihat denmez. Yani buna işkembeden atma denir. İşkembeden atılan şey de adamın fabrikasını kapatır. Ve nasıl Allah'a hesap vereceksin? Olur mu? Zarar veriyorsun insana. Evet, çarpıcı bir örnek olduğu için neredeyse 40 yıldır hafızamda öyle gerektiği zaman bu örneği veririm. Efendim, hadiste usul hadis, öncelikle tanımını verelim. Geleneksel olarak bilindiği gibi
Hadis peygamberin sözü değil, virgül veya noktalı virgül, peygamberin aleyhissalatü vesselam söylediği söylenen sözler. Bir diye algılıyor ve anlıyoruz. Nitekim hadisle uğraşan ta ilk günden beri kimseler dahi hadisi bizim anladığımız gibi anlamış, tabii bizden öğrenmiş anlamına değil. Çünkü bizden önce gelip geçmişlerin işte bizden öğrenmesi maddeten mümkün değil. Biz onlardan öğreniyoruz. İyi düşündüğümüz takdirde çıkarıyoruz bu sonucu. Örneğin Peygamber Aleyhisselatü Vesselam daha hayatta iken dahi kıt akıllı, biraz hafızası zayıf, öteberi, yani sözüne fazla itibar edilmeyen kişiler dahi Kâle Rasulullah, yani Rasulullah Aleyhisselatü Vesselam şöyle buyurdu diye bir söze başladıklarında ve onun söylediğini söylediği sözle naklettiğinde hemen ona teslim olmuyor, hemen söyleneni kabul etmiyorlardı. Tahkik ediyorlardı, şahit istiyorlardı, şahit arıyorlardı. Yani dedi mi demedi mi, böyle mi dedi yoksa kelime eksik mi söyledi, fazla mı söyledi, başka türlü mü söyledi anlamaya çalışıyorlardı. Hele bu konuda rivayette bulunanların kişilikleri zayıf, hafızaları zayıf, yani fazla itibar edilen insanlar değil iseler hemen hemen hiç itibar etmiyorlar. Hak veren kimseler hiç Kâle Rasûlullah demesine o gibi kimselerin hiç itibar etmiyorlar. Daha öteye giderek söylersek Ömer İbn-i Hattab gibi İslam toplumunun çok muteber, ileri gelen şahsiyetlerinden birisi ki bildiğimiz gibi o küsurlarla Müslümanlara emir-i mümininlik yaptı. Onun hadis rivayet ettiği, yani peygamber şöyle diyor deyip gezdiği için defaatle Ebu Hureyre'yi dövdüğünü susturmak için, yani sen yapma bu işi bozuyorsun diye dövdüğünü yine Ebu Hureyre anlatıyor. Başkaları anlatıyor, Ebu Hureyre de kendisi de anlatıyor. Yani beni diyor kaç defa dövdü. Ama gene de çenesi durmuş. Bu bakımdan bir şeyin, yani hadis diye, peygamber söyledi diye söylenen bir sözü elimizdeki kitaplarda yazılı olsa dahi, bu kitap Buhari'de olsa, Ahmed bin Hanbel'in Müsned'i de olsa, İmam Malik'in Muvatta'ı da olsa, Sahih-i Müslim de olsa İmam Müslim'in, yok İbn-i Mace'nin, Tirmizi'nin, Ebu Davud'un falan, yani neyse hangi kitap olursa olsun, bilelim ki bu kitaplara bu hadisleri alan, yani bu sözleri, Peygamber'in söylediği sözleri alan kişiler kendilerine vahiy gelen kimseler değillerdi. Peygamber değillerdi. İnsanüstü varlıklar falan hiç değillerdi. Öyleyse bizim gibi insandılar. Ne var ki bu işle uğraşmayı iş edinmişliğiyle bizden farklı idiler hepsi bu kadar. O zaman bunlar yanlış yapabilir mi? Yapabilir. Bütün insanlar yapar çünkü. Bunlar da yanlış yapmış mı? Yapmış. Hadislerde eleştiri metodu olarak dirayet metodu, metin tekidi metodu ve rivayet metodu diye üç metot olmasına ve kullanılması gerekmesine rağmen hemen tanıdığımız tüm hadis imamları yalnız başına ve en ağırlıklı bir şekilde rivayet metoduna ağırlık verdikleri, hemen yalnız o metodu kullandıkları, dirayet metoduyla metin tenkidi, yani hadis metninin kitaba uyup uymadığıyla ilgili eleştirel bakışa hemen hemen hiç denecek derecede itibar etmediğini biliyoruz. Emnaklar, metinler hep bunu gösterir. Bundan dolayı da eleştiriler kendilerine Kâle Rasûlullah, yani Rasûlullah Aleyhisselatü Vesselam buyurdu ki diye başlayan ve arkasında işte şuraya bu şekilde getirilen şeyler hep bu haberleri kendilerine anlatan, nakleden kişilerin kişiliğine bağlı olarak mütalaa edilmiş. Metin hiç tenkit edilmemiş. Yani peygamber böyle bir söz söyleyebilir mi, söyleyemez mi düşünülmemiş. Bu söz
dirayeten, yani akıl yoluyla hiç peygamberin sözü olabilir mi, olamaz mı diye düşünülmemiş. Kim bu sözü nakletmişse filan ravi, o ravi doğru sözlü mü değil mi? Yalan söylemiş mi, söylememiş mi? İşte daha başka hadiste rivayet etmiş mi, etmemiş mi? Yahut o rivayet ettiği şahsı görmüş mü, görmemiş mi? Görmesi mümkün mü, değil mi? Yani yalnızca rivayet açısından ve o şahsın kişiliği açısından meseleye bakılmış. Kaldı ki insanlar ne kadar dürüst, ne kadar doğru sözlü olurlarsa olsunlar, yine de yanılmaktan geri kalmazlar. Çok dürüst, çok iyi bir insan yanılmaz mı? Yanılmamak Allah'ın vasfı, onun sıfatı, insanların değil. Çok üstün niyetli insanlar da yanılır. Onlar da bir yalanı, bir yanlışı doğru gibi büyük bir sadakatle tekrar eder. Yemin billah. Sizi anlayış meselesi çok önemli. Mesela bir adam, şöyle örneklendirelim. Varsayalım ki siz veya bizden birimiz peygamber. Bir an için, yani ne demek istediğimizi anlatmak için bu örneği veriyorum. Ne yapıyoruz biz çocuklarımıza namaz kılmayı öğretmek için? İşte küçük, gel benimle nasıl namaz kılacağım diyor, kim uğraşacak? Ha, gel yanıma dur, bana bak, ben ne yaparsam, anne kızına, baba oğluna, böyle yapmıyor muyuz? Ben ne yaparsam sen de onu yap. Şimdi çocuk safiyetle, yalan, hile, müşkat filan bilmeyen bir varlık. Ne yapıyor? Şimdi siz secde edeceğiniz yere bakıyorsunuz, o da boyuna size bakıyor. Değil mi? Bu arada diyelim ki sen kıyamdayken bir yerin kaşındı, yani şöyle yaptın, gözüne ilişiyor. Çocuk da hemen öyle yapıyor. Ne yaparsan yapacak ya. Ha. İkinci rekatta diyelim öksürüğün geldi. Diyorsun, o da diyor. Ne yaparsan yapıyor işte. Yani dediğini yapıyor çocuk, ne yapsın? Şimdi bu çocuk, siz açıklamazsanız, o da düşünmezse, biraz saf, saftirikse, yemin billah, vallahi, yani namazı nasıl kılardı babam diye ileride soranlara ne anlatacak? Birinci rekatın hemen hemen işte yarım dakika geçtikten sonra şuralarında, Fatiha'nın sonlarına yakın şurasını bir iki kere kaşırdı. Oldu mu o da namazdan bir şey? Yalan söylemiyor çocuk, yani kaşıdığınız doğru ama namazın ne gibi anlatımı yanlış. Algılaması yanlış, dikkat edin. İşte ikinci rekatın sonlarına doğru iki kere öhe öhe derdi. Anlatabiliyor muyum? Yani ne münasebetle derdi? İşte öksürüğü geldiği için derdi. E senin öksürüğün yoksa sen de zorunlu olarak öksürecek misin? Yani öksürük namazın erkanından mı olur? Olur tabii, düşünmeyen insanın gözünde neler olmaz ki? He? Bilmem anlatabiliyor muyum? Yani bu gibi yanlışlar, şimdi çocuğa yalancı diyemezsiniz. Yani dediği doğru, aynen teyp gibi almıştır ve naklediyordur. Doğru söyledikleri. Fakat namazın erkanı gibi algılaması yanlış olduğunda, onun bu konudaki ne yeminine itibar edilir, ne rivayetine itibar edilir. Edersen namaz kuşa demek. Şurasında iki defa öhöde öhöde inler, burasında bilmem bu kadar kafa kaşınma bilmem ne yapılan bir davranış haline dönüşür çıkar. Birisinin namazla alakası olmayan hareketlerdir bunlar. Bu tür yanlış algılamalar oluyor. Yani mesela bir an bir şey oluyor, insan sıkılır eder, yani şu anda ben kalksam gitsem, bir dakika bir dışarı çıksam gelsem, söylemediğim sürece ne için çıktım? Olabilecek ihtimaller aklınıza gelir, o kadar. Ama hiçbirinizin aklına gelmeyen bir sebeple de çıkmış olabilir. Ben size şunun için çıktım demediğim sürece siz ihtimal sıralayın durun. İhtimallerden birisi için çıkmış da olabilirim. Hiçbirinizin aklına gelmeyen bir sebeple de çıkmış olabilirim. Şimdi bunu ben açıklamadım diye ondan sonra rivayet edenler ne yapıyor? Sen diyorsun ki işte böyle böyle konuşuyordu, şu mevzuyu anlatıyordu, birdenbire konuşmasını kesti, dışarı çıktı. Ben işte sanıyorum şunun için çıktı. Ya nereden biliyorsun? Bu senin kuruntun.
Bir başkası rivayet ederken işte bunun için çıktı, yok tuvalete çıktı, yok efendim Cibril gelecekti ona çıktı. Artık burada dur. Bu kadar meraklısın ve nakledeceksin bu olayı mesela. Sorsana ya Resulullah neden çıktın? Ha? Bil, öğren. Yani elinde hüccetin olsun, onu naklet. O zaman tamam yani kimse ne yanılır ne kuruntusuna bırakmaz işi. Gerçeklere bağlı ve dayalı kalır. Bu gibi şeyler çokça yapılmış. Çokça yapılmış. Evet. Evet, hadisle ilgili biliyorsunuz usul kitaplarında yani usul hadis kitaplarında çokça tafsilat yani çok tafsilat verilmiş. Tarifler yapılmış, tanımlar yapılmış. Ama biz esas itibariyle bu geleneksel bilgileri şöyle temelinden ele aldığımızda onlara katılmıyoruz. Her şeyiyle katılmıyoruz değil. Yani temel bazı bilgiler bakımından katılmıyoruz. Örneğin geleneksel bilgilerde, klasik kitaplarda hadisin de vahiy gayri metlul denilen bir vahiy türü olduğu kabul edilmiş. Yani ilavet edilkunmamış, söylenmemiş, yazılmamış bir vahiy. Kaldı ki böyle olduğuyla ilgili asla ve kat'a Kur'an-ı Kerim'de bir delile rastlamak mümkün değil. Yani bir tek vahiy vardır, kesin delille bellidir, o da Kur'an'ın kendisiyle. O da vahyi metludur. Yani tilavet edilmiş, okunmuş, yazılmış ve bir harfi bile zayi olmamış vahiy. Onların oluşturduğu kitabın adına da yine o kitap Kur'an diyor. Biz de Kur'an diyoruz. Onun dışında bir vahyin bulunduğunu kabullenmek esas itibariyle mümkün değil. Bu bakımdan bu noktadaki yani esasta başlangıçtaki ayrılmamız onların birçok bu esasa dayalı teferruatta ileri noktalardaki birçok hususlarda da onlardan farklı düşünmemiz sonucunu doğuruyor ister istemez. Bu cümleden olarak dün hutbede de dinlediğimiz kişinin bahsettiği gibi hadisi kutsi ve hadisi şerif diye iki ana ayrımdan söz etti biliyorsunuz. Geleneksel hadis kitapları, usul kitapları da bu ayrıma yer verir ve hatta ilgilerini bu esaslara dayandırırlar. Hadisi kutsiyi Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'a Allah'ın anlamını vahyettiği, nasıl anlam vahyedilirse, onu da hiç bildiğimiz yok, anlamını vahyettiği ama bu anlamı ifadelendirme işini, yani kelimelere dökme işini kendine bıraktığı hadislere, kutsi hadisler dediğini dün camide dinledik. Arapçasından anladım ben. Yani bundan bahsediyor ve öyle sanırdı. Çünkü anlamamı biraz da kolaylaştıran dili çok iyi bilmem değil, konuyu bilmeden kaynaklandırıyor. Asla böyle bir şey söz konusu olamaz. Yani ne demek? Anlam nasıl kafanızda doğurulur sizin? Nasıl vahyedilir? Yani Kur'an'da nasıl vahyedilmiş? Cibril geliyor, anlam doğurmuyor. Muhammed'in yani Allah'ın elçisinin kafasında anlam filan doğurmuyor. Ne yapıyor? Dost doğru kelimelerle cümleler söylüyor onu. Yani Allah ne gönderdiyse onları tamamını bir kelime eksiksiz Allah'ın elçisi Muhammed'e belletiyor. Ezberletiyor. Artık onun yani o kelimeler ne anlama geliyorsa Allah'ın elçisi o ayetlerden o anlamı çıkarıyor. O manaya gelmeyen, kelimelerin ifade etmediği anlamları çıkarabilir mi? Çıkarabilir. İnsandır, yanıldı, yanlış yaptı bir ayeti anlamada, uygulamada diyelim mümkündür. O zaman da yanlışını, Allah dini kulları tarafından yanlış bilinmesin diye elçisinin yaptığı yanlışı, düştüğü yanlışı düzeltiyor. Elçisini düzeltmek Allah'ın işidir, bizlerin işidir.
biz ne hakla, hangi geçerli gerekçeyle Allah'ın elçisinin yaptığı yanlışı düzelteceğiz? Allah biliyor o şey yanlış mı değil mi, yani elçisinin yaptığını biz bilmiyoruz. Elçisi nasıl yapıyor? Şöyle yapıyor. Biz o herhalde Allah'ın elçisi öyle yaptığına göre öyledir deme durumundayız. Ama Allah benim elçim nasıl yaparsa o öyledir deme durumunda değil. Yani murad etmediği bir şeyi yaparsa elçisinin ikaz ederek öyle değil, böyle yapması gerektiğini söylüyor. Nitekim sanıyorum 2 sene veya 3 sene önce 91'in Ocak, Şubat, Mart sayılarında İktibas dergisinde Allah'ın elçisini düzeltmesi ana başlığı altında kavramlar yazmış ve bu konuyu 30 çeşitli ayet ve olayla örneklendirmeye çalışmıştı. Hadis-i şerif de anlamını da kelimesini de peygamberin kendisinin bulduğu, düzdüğü, yani ifade ettiği anlamına, yani o kelimeleri dizdiği anlamına söylüyorum. Hadislere denirmiş. Klasik kitaplarımız hep böyle yazıyor, biliyorsunuz. Biz böyle bir ayrımın mümkün olmadığını, hadis eğer peygamberin sözü ise, yani onun ilk nazarda onun söylediği söylenen sözler, tahkik ettik falan filan, zannı galiple tamam bu peygamberin sözü olabilir dedik, var selam filan hadis. Eğer onun sözü ise, o sözün kelimelerini o dizdiği gibi, manasını da dizdiği kelimeler oluşturur. Yani o anlamı ifade etmek için kullandığı kelimeler oluşturur. Kelime ayrı vahyedilip, mana ayrı vahyedilmez. Zaten manalar kelimelerle vahyedilir. Başka türlü nasıl vahyedilir? Kur'an hep öyle vahyedilmiş. Ne diyor? Akimussala. Akimussala'nın manası ne? Bu kelimelerin vahyi ondan ne mana çıkarılması gerektiğini de ortaya çıkaran şeydir. Başka bir şey ortaya çıkarmaz. Bu itibarla biz hadis-i kutsi, hadis-i şerif gibi tasniflere itibar etmiyoruz. Hadisler peygamberimiz yaşarken de yazılmış mıdır diye bir arkadaşımız soru soruyor. Bu konuda epey bilgi var kitaplarda. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın bu konuda da hadisleri var. Yani onun söylediği söylenen sözler var. Diyor ki veya dediği söyleniyor ki diyelim, bulduğu söyleniyor ki benim ağzımdan Allah'ın kitabından, vahiyden başka çıkan sözleri yazmayız. Sizden evvelki kavimler de peygamberlerin sözleriyle Allah'ın onlara vahyettiklerini birlikte yazdılar ve karıştırdılar birbirine. Sonuçta da saptılar, helak oldular. Ben ümmetimin helak olmasını istemiyorum. Yani bunu yapmayın. Onlar yaptı, büyük handikaplara girdiler ve bir sürü yanlışlar yaptılar, esaslı yanlışlar. Sizin bu yanlışları yapmanızı istemiyorum. Onun için siz benim ağzımdan çıkan, ya bu Allah'ın sözüdür diye söylediklerimin dışında, yani şu vahidir, bana gelen vahidir dediklerim şey yazmayın. Defaatla söylediği halde bir takım olaylar naklediliyor. Gene de yazmayın dediği için gözünün önünde yazmıyor da şurada konuştuklarını hemen birisi mutfağa kaçıyor, birisi ben koridora, hemen orada aklında kalanları yazmaya çalışıyor. Bir arada işte peygamberle hoş bir sohbet sırası, işte ya Resulallah ben şunları yazdıydım bir bakar mısın filan. O da niye yazdın diyor. Yazmayın demedin mi diyor. Fakat pek az insan da olsa bunun sözlerine riayet etmeyip yazanlar bulunduğu söyleniyor. Nitekim Allah ömür versin, hala sağ sanıyorum, Muhammed Hamidullah Sahife-i İbn-i Hümam isimli, İbn-i Hümam isimli birinin peygamber zamanında yazdığı hadislerin bulunduğu bir sahifenin tıpkı basımını yaptı. Yani küçük bir kitap, böyle sonraki hadis kitapları gibi cilt cilt falan filan diye yazdığı söylenen bir kitap. Ona da Sahife-i İbn-i Hümam deniliyor. Yani onun yazdığı sayfalar.
onun yazdığı hislerin yazıldığı sayfalar anlamına geliyor bu isim. Yani peygamber kendi sözlerinin yazılmasını istememiş. Ama ona rağmen daha sonra yazmışlar. Ve biliyorsunuz hadis kitapları Peygamber Aleyhisselatü Vesselam vefat ettikten hemen hemen 100 sene sonra filan yazılmaya başlanmış. 80 sene ilk yazılanlar 80 sene sonra giderek çoğal. İlk 100 ila 200. sene içerisinde işte İmam Bukhari'si, Müslim'i, Tirmizi'si, Ebu Davud'u, İbn-i Mace'si, bilmem nesi filan, Darimi'si filan bir sürü bu işle uğraşan, bu işi meslek haline getiren insanlar çıkmış ortaya. İşte kendilerine göre metotlar koymuşlar, öte etmişler, böyle etmişler, ölçüler koymuşlar filan. Hadis toplayacağız diye diyar diyar gezmişler. Yani işte üstteki noktaydan bir şey duymuş. Ona demiş, sen kimden duydun? O da demiş ki, ta Berlin'deki bilmem Hasan'dan duydum, ta Berlin'e. Böyle mi? Gitmiş. O adamı aramış, bulmuş Oktay'ın dediği adamı. İşte sen kimden duydun demiş filan. Yani böyle şahsı inceleyen, irdeleyen, şahısları arayarak onlardan rivayeti kabul eden ve yazan bir ekol süremiş. Hemen hemen Paris ekolü haline de gelmiş. Ama bu arada Kur'an'la çelişen dünya kadar rivayet hadis kitaplarına girmiş. Mesela Abdullah İbni Ömer, yani Hazreti Ömer'in oğlu Abdullah, tam rivayet edilen veya onun rivayet ettiği söylenen bir hadis var. Medine'den, şey Mekke'den Medine'ye geliyorlarmış bir gün. Uzun uzun anlatıyor. Seyahatimiz sırasında diyor, işte filan yere gelince anlatıyormuş. İşte biz peygamberin zamanında şöyle, onun zamanında böyle yapardık, işte o şöyle ederdi, o böyle ederdi, bilmem ne yapardı falan filan. Yanındaki anlatıyor diyor, anlatıyordu hep. Bir yere geldik diyor, daha Medine'ye gelmedi. Yani Mekke ile Medine arasında deveyle Medine'ye doğru geliyoruz. Hac dönüşümüdür nedir artık. Bir yerde diyor, Abdullah bin Ömer devesini durdurdu. Devesinden indi. 15-20 biz de diyor durduk. Yani neden indi? Bekliyoruz. Yani o konuşuyor, biz dinliyoruz ya. Devesini durdurdu. İndi deveden ve işte 15-20 adım kadar gitti. Bir çalının dibinde abdestini yapıyor gibi oturdu. Bir süre öyle kaldı. Ondan sonra da kalktı, geldi, deveye bindi ve yeniden yürümeye, devam etmeye başladı. Biz kendisine dedik ki, ey Abdullah bin Ömer, ey Abdullah, yani Ömer'in oğlu Abdullah, evet, sen ne yaptın, yani şu yaptığın hareket neydi? O bize yine şöyle söyledi diyor Rabi. Bir gün yine şimdi olduğu gibi aramızda Resulullah'ın da bulunduğu bir kafileyle Mekke'den Medine'ye geliyorduk. Biz, o konuşuyor, biz dinliyorduk. Abdullah bin Ömer bunları anlatıyor. Ondan sonra Muş, yani öyle rivayette. O söylüyor, biz dinliyorduk. Benim devemi durdurduğum yere gelince, Allah'ın Resulü de bindiği deveyi, üzerinde konuşa geldiği deveyi durdurdu. Ondan indi. Benim yürüdüğüm miktar kadar yürüdü. Bir çalının arkasında defi hacet etti. Yani büyük abdestini yaptı. Sonra geldi, deveye bindi ve yola devam ettik. Ben onun yaptığını yaparak, onun sünnetini işledim. Yani biraz evvel yaptığım şey oydu. Aynen böyle, yani bu hadis kitabında aynen böyle yazıyor. Şimdi beyler nasıl söylemeli bilmiyorum. Yani akıl var, izan var. Bir peygamberin ümmeti olmak için, onun ümmeti olmak isteyen kimselerin, çişinin veya kakasının da, onun çişinin veya kakasının geldiği yerde, geldiği saatte mi gelmesi gerekir? Hem bu mümkün mü? Yani gel de gülme. Öyle mi gerekir yani? Böyle din olur mu? Bu nasıl dindir? Bu belli ki anlayış düzeyinin düşüklüğünün ifadesidir. Şu anlatılan olayın, kitaplarının baş köşesinde yeri var. Şu anlatılan olayın dinle uzaktan yakından alakası olur.
aslında... Şimdi, affedersiniz, ben susarım, şimdi ben su içerim. Yani susamayanların beni ne kadar severseniz, haşa ben peygamber olsam, siz de ümmetim olsanız, benim su içtiğimde içeceksiniz. İçmediğimde içmeyeyim, öyle şey olur mu? Hem ne diye olsun, yani benim susadığım saatte sizin de susamanız gerekir. Kimisi daha geç susar, kimisi daha erken susar. Hem ben konuştuğum için ağzım kuruyor. Peki siz ne yapıyorsunuz da içiyorsunuz? O kuruluğu almak için ben bir yudum su alıyorum. Böyle anlarsanız din diye ortada doğru dürüst bir şey kalmaz. Yanlış anlayışlar din yerine kaybolur. Böyle şeylerin sünnetlikle alakası yok. Olamaz. Yani bir insanın, affedersiniz, ne zaman istifra edilirken biraz benim midem bulanır, çıkar, devam eder, istifra eder. Şimdi siz diyelim ki beni seviyorsun, benim yaptığımı yapacaksın diye herkes elini ağzına götürür. Ne yapacak? Bunun gereği var mı? Yediğim bana dokunmuştur, benim için istifra vacip hale gelmiştir. Çünkü rahatımı kaçırmıştır, midem bulanıyordur. Ama senin öyle bir halin yoksa sen ne diye benim yaptığımı yapasın? Yapmadın diye de benden uzak, beni dinlemiyor bilmem ne anlamına çıkmaz. Bu işte, o demin bir çocuk örneği verdim ya namaz kılarken, yani o ne yaparsa anısını yapmayı. İşte bu çocuk neden? Yani çocuk düşünmeyen varlık demek. Fazla düşünmez çocuk değil mi? Sağlıklı muhakeme yapmaz. Yaşı büyük olduğu halde aklı küçük olanlar da muhakeme yapamıyor. Öyle değil midir? Yaşın büyük olması yetmiyor. Muhakemeniz çocuk düzeyindeyse, zaten akıl yaşı küçük diyorlar ya ölelerine. Akıl yaşı küçük, öyle kimseler. Başka bir şey mesela, Kur'an'la bağdaşması mümkün olmayan bir şey. Kur'an'da Allah diyor ki, biz müminlerin canlarını ve mallarını cennet mukabilinde satın aldık. Bu bir ayetin tercümesi, meali biliyor. Biz müminlerin canlarını ve mallarını cennet karşılığında satın aldık. Allah cennet satıyor kime? Müminlere. Müminlerin de hepsine vermiyor. Bedelini verene veriyor. Yani can ve malınızı koyuyorsunuz, cenneti alıyorsunuz. Kısaca. Kur'an'ın belirttiği cennetle ilgili gerçek bu. Cennete kavuşmak isteyen onun bedelini ödeyecek. Bakıyorsunuz peygamber söyledi denilen bir söz çıkıyor hadis kitaplarında karşımıza. Her kim akşam namazlarının ilk rekatında Fatiha suresine, Kafirun suresine, ikinci rekatlarında da yine Fatiha'ya İhlas suresini zammederek, yani ekleyerek akşam namazı kılarsa, böyle yapan kimsenin denizlerin köpüğü kadar günahı olsa affolur. Yani eşittir cennete gelir. Böyle günahları affolan ne olur? Ortada kalmaz ya. Değil mi? Herhalde cennete gider. Şimdi eğer bu hadisteki ifade, yani peygamber böyle söyledi diyelim, varsayalım, bir an için mümkün değil. Kur'an'ın ifadesine göre ama o zaman Kur'an'da belirtilen fiyatı, cennet bu kadar ucuza satılıyorsa işporta fiyatına, Kur'an'da belirtilen fiyatı kim öder? Hem kim öderse ahmaklık eder. Bir mal 5 kuruşa satılıyorken sen 5000 kuruş gidip ödeyip alıyorsan senin tahtan noksan derler adama ya. Demezler mi? Ne yaptın ya? Allah Allah, bu malı işte 1000 marka veriyor, sen gitmiş 11000 mark verip almış. Var mı sende bir noksanlık arkadaş? Ne yaptın sen? Demiyor muyuz? Diyoruz değil mi? Bu da öyle. Olur mu? Yani cennet Allah'ın, Allah malını kendisi koymuş, fiyatını kendisi koymuş. Kimse onun malını 1 kuruş aşağı satamaz. Değil mi? Peygamberi hele hiç yapmaz bu işi. Yapar mı? Ama raviler yaptırtmış. Bu kadar ucuza cennete gitmiş. İşte dün dinlediğimiz hutbede Ebu Hureyre'den naklettiği uzun uzun hadiste
efendim farzı haramı hemen geçiverdik. Ondan sonra kim Allah demiş ki, yani mana olarak demiş ki, filan diyor işte hadis-i kutsi diyor ya, kulum bana nafileyle yaklaşır demiş. Yani farz hiç rolü yok. Nafile durumuna düşüyor, dikkat edebilirsin. Ne kadar nafile yaparsan, nafileyle uğraşırsan Allah'a o kadar yaklaşır mısın? Bunun sonucu da Allah senin adını harama doğru yürüyemez. Yaparmış. Elini harama uzanamaz. Yapar. Midenini o hale getirir ki haram lokma yersen öp der çıkarırsın, yani kabul etmez. İşte gözünü harama bakmaz yapar, bilmem ne eder. Düşünüyorum şimdi, hep nafileyle uğraşacaksın şimdi. Allah'a yaklaşacaksın, başka yolu yok. Nafileyle uğraşacaksın. Şimdi bu hadis kim rivayet etmiş? Ebu Hureyre. Ebu Hureyre sabıkalı birisi. Beni Ümeyye sarayından rivayet ettiği hadisler karşılığı kırmızı kırmızı altınlar alan birisi. Evet. Kitaplar söylüyor. Ben görmedim. Benim asker arkadaşım da değil. Tamam. Ve dikkat edin. Yani Beni Ümeyye siyasi bakımdan hırslı bir sülale ve iktidarı zar zor allem kallem etmiş, alnin elinden almış. Öyle mi? Ve bu adamların gününde bu türden hadisler, yani peygamber hep böyle ıvır zıvır şey söylemiş sanki. İşin gücüm, dikkat edin, yani hep nafileyle uğraştık. Yani sahabeler ya da Müslümanlar tabi öte beri, Beni Ümeyye'nin işleriyle, yani onlardan sadır olan münkere karşı çıkmasınlar, o karşı çıkmak münkere farz, fazla uğraşmasın. Gitsin böyle nafile namaz kılsın ya. İşim yok. Yatsın yatsın kalsın. Hem cennet orada. Yani öyle gibi varacak. Şimdi Beni Ümeyye'nin saltanatına dokunmasın da, tamam mı? Ne yaparsa yapsın. Hep bu yolda rivayetler çoğaltılıyor. Dikkat et. Belli ki arkasında iş var bu iş. Hem nasıl olur? Farz işleyerek cennete gidilmez de, yani Allah'a yaklaşılmaz, Allah'ın makbul kulu olmaz da, nafile işlenerek olur. Nafilenin trilyonu farzın dirhemine muadil değil, eşit değil, iken. Evet, böyle değil midir? Yani belli ki işin içinde bir bit yemeği var. Siyasi İkbal sahipleri, siyasi kadrolar, o günün siyasi kadroları hep bu tür rivayetlerle ortalığın dolup taşmasını, kaplamasını yeşil ışık yakıyor ve teşvik ediyorlar. Böyle rivayetler yaptıkları için bu adamlara para veriyorlar. Evet, bütçeden para, bahşiş. Ve teşvik ediyor, onun için adam bir sürüsünü üretiyor böyle rivayetleri. Ama aynı Muaviye, Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın yanında kendisinden biraz daha çok vahiy katipliği yapmış sahabeden birine rastladığında şöyle söylüyor, diyor ki sen Resulullah'ın yanında benden daha çok kaldın vahiy katibi olarak. Ondan işittiğin bir güzel söz, anlamlı söz bana söyler misin? Dinlemek istiyorum. Adam da diyor ki kâle Resulullah sallallahu teâlâ aleyhi ve sellem, Seyyidine şehidim işte Hamza. Hamza şehitlerin efendisidir. Kim cair bir hükümdar, yani zalim bir hükümdar zamanında yaşar ve onun zulmünü ona söylemekten, onun zulmüne karşı çıkmaktan dolayı zalim, o zalim hükümdar tarafından öldürülürse, bu durumdaki kimse de şehitlerin efendisi Hamza'nın mertebesinde olur. Mertebesi, onun mertebesi gibi olur, rütbesi. Resulullah böyle buyurmuştu. Muaviye'nin bu adama, bu vahiy katibi arkadaşına verdiği cevabın şu olduğunu yazıyor kitaplar. Annen ölsün senin, emin diyor. Bula bula bu rivayetini buldum bana. Ama Ebu Hureyre'nin rivayetlerini altınları sayıyor. Onun rivayeti asıl rivayet, yani gerçekten doğru ve onu ikaz edici, uyarıcı, yani ne yapıyorsun sen? Sen cehenneme gidecek yol tutmuşsun. Dön, aklın başına gelsin.
diye onu uyaran bir rivayet ama adamın kuşuna gitmiyor. Ve böyle söylüyor diyor, annen olsun senin. Ya peygamberden bir şey ıslaklara adama anan olsun demiyor mu? Adam sana beddua etmiyor, Allah'ın Resulü'nden bir haber veriyor. Değil mi? Yani belli ki öbürünü altın liralar sayan buna beddua ediyor. Bu da birçok şeyi açıklamıyor mu? Rahat açıklıyor mu? Evet. Peygamber zamanında yazılmış olmasına rağmen demin söylediğimiz gibi çok az yazıldığından bahsediliyor. Daha ziyade de Peygamber vefat ettikten aleyhisselatü vesselam 80 sene, 100 sene sonra filan bu iş yaygınlaşıyor ki 100 sene demek 4 nesil sonra demek. Yani tabi'in, tebe-i tabi'in, etba'i tebe-i tabi'in filan 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 işte. Ve ilahe. Evet. Mesela Ayşe radıyallahu anh Resulullah aleyhisselatü vesselamın vefatını takip eden bir iki yıl içerisinde şöyle bir olayla karşılaşıyor. Yine Ebu Hureyre, kaynaklar söylüyor onları. O çok, yani hep mi o? Başkaları da var. Demin Abdullah bin Ömer'den de bahsetti. Ebu Bekir'in 200 küsur yani 226 mı 236 mı filan rivayeti var ki 23 sene peygamberle peygamberliği sırasında ondan evveldi zaten arkadaş yaşamış. 230 söz naklediyor. Güne bir söz bile düşmüyor. Ebu Hureyre'nin 5700 küsur rivayette bulunduğunu hepimiz biliyoruz. Kaldı ki peygamberin vefat etmeden evvel peygamber son 3 senede Medine'ye gelmiş. İşi yok, gücü yok, garibanın tek ikisi yani öyle. Bir iş güç de tutmuyor, o doyuruyor, bu doyuruyor, belki eskisini veriyor, ona gidiyor, bilmem ne. Yani biraz zavallı, mustazaf, biraz darun, acezelik bir tip. Öyle. Öyle de görülüyor zaten. Bir haber, herkes şaşırıp kalıyor. Resulullah buyurmuştu ki, diye başlıyor, tabi hadis öyle rivayet ediyor. Haddesena veya kâle Resulullah. Resulullah söylemişti ki, ne demiş? Hatta avratta evde uğursuzluk var buyurmuş. Burada şaşırıyor ya nasıl olurmuş? Hiç buna benzer bir şey, buna anımsatacak bir şey duyan oldu mu millet? Millet birbirine soruyor, gözüne bakıyor, yok. Diyorlar, Hazreti Ayşe çok zeki ve İslam'ı iyi kavramış bir kadın. Gerçekten yani hafızası yerinde, kişilikli. Diyorlar, Ayşe'ye soralım yani. Ayşe eğer buna benzer bir şey varsa hatırlar. Hem hafızası çok iyi, hem zekası çok iyi. Gidip söylüyorlar, diyorlar ya Ayşe, Hureyre böyle böyle söylüyor. Siz bunu andıracak bir şey duydunuz mu Resulullah'ta? Yani bu mealde, buna yakın, tersi, düzü, her neyse. Kaynaklar öyle anlatıyor. Ayşe önce demiş ki, Hazreti Ayşe, Allah ona akıl versin. Ebu Hureyre için. Onun aklı o kadar az ki, bir sözün başı aklında kalsa hafızasında, sonunu unutur, sonu aklında kalsa başını unutur. Bu açıklamadan sonra da devam ederek demiş ki, Resulullah buyurmuştu ki, insanlar cahiliye zamanında, yani İslam'dan önce, atta, kadında yani avratta ve evde uğursuzluk olduğuna inanırlar. Peygamberin söylediğine bakın, Ebu Hureyre'nin naklettiğine bakın. Tamamen tepe taklak ediyor ama. Yani peygamberin söylediğinde böyle inanmak, yani atta uğursuzluk olduğuna inanmak, kadında uğursuzluk olduğuna inanmak ya da evde uğursuzluk olduğuna inanmak cahili bir şey, yani İslam dışı bir şey. Yani dolayısıyla bir Müslüman böyle düşünmemeli, böyle inanmamalı, böyle itibar etmemeli böyle bir şey diyor peygamberin söylediği sözü ama Ebu Hureyre'nin naklettiği şekle bakarsanız bu İslam'ın tam temiz. Yani kim hanımında yahut kadında uğursuzluk olduğuna inanırsa işte sünni yani peygambere uymuşmuş. Sanki o peygamberle hanımlarını hep uğursuz bulmuş gibi. E uğursuz hanımlarla niye oturdu o zaman? Hepsini boşa saydı. Ne kurtulsaydı değil mi? Yani uğursuzlar insan düşer kalkan. Deriz yani ya bu uğursuzlar ne işin var babam senin diyor. Bir, sevdiğiniz birisini öyle yaramaz işlerle uğraşan birisiyle görseniz hayırdır ya bu uğursuz adamdan ne işin var? Yani başına bir iş getirir bu
İşte esrarlı olsun, bilmem böyle kumarla, şununla, bununla. Senin bunlarla işin var. Ne olacak? Yani sana da bulaştırır, bir pislik, bir rahatsızlık getirir. Uzak dur. Ondan deriz ya. Olur mu öyle şey? Yani böyle birçok örnek vermek mümkün. Evet. Fıkıhta usul kısaca tefekkür etmede usul. Yani anlamada, kavramada usul. Bu bağlamda size fıkıh ve usulüyle ilgili gerçekten sahih malumat verecek, hiç değilse geleneksel bilgiler konusunda esasi bilgiler verebilecek güzel bir kaynak kitap. Muhammed Ebu Zehra'nın İslam'da Fıkıh Usulü Metodolojisi adıyla yayınlanmış. Hicr Yayın Evi'nin yayınladığı İlahiyat Fakültelerinde de ders kitabı olarak okutulan bir kitabı referans vermek istiyorum. Yani bunu muhakkak temin edin ve okuyun. Size çeşitli fıkıh ekollerinin, Hanefiye'nin, Şafiye'nin, Hanbeliye'nin, Malikiye'nin, Ehl-i Teşeyyuh'un, yani Şia fıkıh ekolünün usulü hakkında nasıl iştihad ettikleriyle ilgili daha ince, daha tafsilatlı bilgiler verecek sağlıklı bir kitap. Bu adamın diğer bütün kitaplarını da okuyun. Yani Profesör Muhammed Ebu Zehra'nın Fıkhi Mezhepler İslam'da Fıkhi Mezhepler Tarihi adlı eserini de okuyun. İslam'da Siyasi ve İtikadi Mezhepler Tarihi isimli eserini de okuyun. Fıkıh Usulü Metodolojisi adlı demin yazdığı eserini de mutlaka okuyun. Çünkü gerçekten meselelere vakıf Mısırlı, Allah mağfiret etsin, vefat etmiş. Esler'de veya Kahire Üniversitesi'nde profesörlük yapmış bulunan bir adam idi. Evet. Kıyasın nasıl olduğunu anlamak, bir şey hakkındaki belli olan hükmün bir başka şeye hamlinin ne olduğunu, tahammülünün yani bindirilmesinin, o şey hakkında da aynı hükmü geçerli kılmanın ne demek olduğu gibi konularla ilgilenen ilim dalına veya bilim dalına fıkıh usulü deniliyor. Bununla ilgili çok az malumat vermekte yarar görüyorum. Daha fazla bilgiyi söylediğim gibi Muhammed Ebu Zehra'nın Fıkıh Usulü Metodolojisi isimli kitabında yazdığınız kitabı tedarik edin. Burada kitapçılar getiriyor, satıyor olmalı. Gördüm ben de. Evet. Zaten size muhtelif konularda sağlıklı bilgiler edineceğiniz kitaplardan oluşan bir kitap listesi, yani 40-50 kitaplık da olsa bir liste, yazarı, yayın evi, bilmem nesiyle, adıyla, sanımla filan yazıp göndereceğim adreslerinize. Onu artık bulunduğunuz yerdeki bir kitapçıya toptan getirtip oradan mı perakende temin edersiniz, ne yaparsınız? Siz temini ilgilenmişsiniz. Bunları benim temin etmem güç. Evet, bir usul olarak tevil üstünde kısaca durmakta, önemine binaen tevile değinmekte yarar görüyoruz. Yine bu başlıklarla daha önceki sayılarında iktibasın değindiğimiz, açıklamaya çalıştığımız kavramları daha geniş olarak anlamakta yardımcı olacak yazılarımıza başvurmanızı tavsiye ederiz. Ve olabildiğiniz başka kaynaklardan da yararlanmanızı tavsiye ederiz. Tevil, bir şeyin kesin olarak şu manaya gelmemesine rağmen filan manaya, şu veya bu manaya gelmemesine rağmen bir ifadenin
eğilerek, bükülerek o manaya geldiği sonucunu çıkarmak için yapılan zorlamaya denir. Ona biz dilimizde, günlük dilimizde kısaca tevil yapıyorsun. Yani eğip büküyor falan filan işte filan şeye denk getirmeye çalışıyorsun veya şu anlama. Halbuki gelmez bu yani, hiç zorlama. Tevil gerçekten insanı saptıran bir yoldur. Çok az başvurulmalı ve muhtaç kalınmadıkça hiç başvurulmalı. Muhtaç kalındığı takdirde dahi kullanımı tehlikeli bir yol olduğu, insanı saptıracağı, çok farklı sonuçlara götüreceği için kullanmaktan azami derecede kaçınılması gereken bir metottur tevil. Eğip bükmek suretiyle ya da ilk görülen anlama kapılmak suretiyle anlam kazandırma ya da sebep olan tevil, örneğin zahirilerin yaptığı gibi açık açık Kur'an'da örneğin yedullah deyimi geçiyor, Allah'ın eli. Efendim, olduğu gibi bunu Allah'ın eli var şeklinde anlama yanlısı olmuş onlar. Bu bakımdan adlarına, yani hem ismine izafeten hem de metotlarına izafeten zahiriye deniliyor. Allah'ın eli var. Kaldı ki el, Allah'ın yarattığı varlıklardan örneğin insanda bulunan uzuvdur. Uzuvlardan biridir. Yine Allah'ın kitabında açıkça Allah yarattıklarından hiçbirine benzemez genel ifadesiyle açıkça şunu biliyoruz ki o yarattıklarının bütününe benzemediği gibi parça parça her birine de benzemez. Her parçanın bir parçasına da benzemez. Yani bana benzemediği gibi Allah'ın hiçbir yeri benim elime de benzemez. Benim gözüme de benzemez, kaşıma da benzemez, ayağıma da benzemez, sırtıma da benzemez, göbeğime de benzemez. Yani hiçbir şeyime benzemez sonuç çıkar, çıkmalı. Ama onlar büyük bir yanlış yaparak Allah'ın insan eli olduğunu kabul etmişler. Bu gibi noktalarda tevil yolu kullanılır. Yani bu kelime olduğu gibi anlaşılmaz. Ya deyim manası varsa ona başvurulur. Örneğin Allah'ın eli, insanlar güçlerini elleri vasıtasıyla gösterirler. Yani işlerini elleri vasıtasıyla yaparlar. Dolayısıyla el ifadesi, mesela Arapça bir başka deyim daha var Kur'an'da geçiyor. Onun sağ elini ondan alır. Yani bütün gücünü, kudretini yok ederdik anlamına gelen bir deyim. Ve Allah'ın eli de Allah'ın varlığını, gücünü gösterdiği gücü anlamına geliyor. Kudreti anlamına geliyor. Yani böyle anlamak durumundayız. Öbür türlü el, yani şu şekilde bir el anlamak insanı çok temel yanılgılara düşürmüştü zaten. Tevil sakınılması gereken şeydir. Bolca da maalesef başvurulmuştur. Tarih boyunca tefsirlerde filan bolca tevhile başvurulmuş. Hurafeler tefsirleri tıka basa doldurur hale gelmiş. Mesela bir tefsirde Nuh Aleyhisselam diyor. Evet. Tufan Nuh, evet. Nuh Aleyhisselam'ın gemisine aldığı hayvanların tufan ne kadar sürdüyse İşte defi hacet etmeye başladıkları, bu sebeple de gemisinin, teknesinin gübreyle dolduğu, sonuçta batacak hale geldiği, Nuh'un bunları ne yapsın, ne etsin, işte gemisine aldığı aslanın böğrüne dürtmüş, işemesini durdurmuş. Filin alnına bir şak diye vurmuş, onu da durdurmuş. Öbürlerini şunu bunu ve gemiyi kurtarmış. İnsan düşünüyor ya, Allah'tan kork. Yani o gemide Birleşmiş Milletler gözlemcisine ne münasebetle bulunuyordunuz, bu kadar tafsilatı gördüğünüze, naklettiğinize göre demek gördüm. Sen misin meçhul? Allah bu olay hakkında neden ne kadar bahsediyorsa sen de o kadar bahset, gerisini sus.
hurafelerle tıka basa doldurulmuş tefsirler nasıl tavsiye edeceksiniz? Neye dikkat etmesini isteyerek tavsiye edeceksiniz? Bugün Allah izin verirse din, mezhep, dün usulüyle ilgilendiğimiz içtihat, sünnetullah, Muhammed Resulullah, risalet vesaire gibi ilk programımızın ilk sütununun alt kısmında İslami kavramlar ana başlığı altında yazılı konular üzerinde durmak istiyoruz. Yukarıda ideoloji ile ilgili açıklamaları yaparken dikkatlerinizi çekmiş olmalı. İdeolojiyi biz din anlamında mütalaa ettik. Din karşılığı olarak algıladık ve öyle kabul ettik. Din, Arapça bir kelime olarak bu anlamda kullanılırken, ideoloji Batı literatüründe aşağı yukarı aynı anlama kullanılan bir kelime. Kimilerinin dediği gibi işte insan din işte vahye dayalı yahut işte bilmem inançla alakalı şeyler filan gibi pek tanımını yapamadığı, ideoloji ise işte insan düşüncesi kaynaklı fikirler için söylenir, dünya görüşleri için gibi zorlamalar kesinlikle yanlıştır. Çünkü Kureyşlilerin dinlerinin de vahiy ile alakasının olmadığını, vahiyden oluşmadığını bildiğimiz halde Allah-u Teala onların kendi kuruntuları, düşünceleri, fikirleri de değil, kuruntuya, gerçeklerin ifadesi de değil, kuruntuları için bile Allah-u Teala Kur'an'da din tabirini kullanıyor. Bu itibarla biz de Marksizm için, liberalizm için, kapitalizm için, laik demokrasi için din tabirini rahatlıkla kullanabiliriz. Çünkü din nedir? Din, kendine has bir dünya görüşü, yani kainatın nasıl oluştuğu varlığıyla ilgili bir temel görüş, eğri veya doğru. Artı, bu temel görüşe dayalı yaşam biçimi, yaşam tarzı olan, yani dünya nizamı diyoruz diğer bir kelimeyle, olan bu iki şeyden oluşan şeye din deniyor. Eğri olur, doğru olur ayrı mesele. Ama böyle. O bakımdan dini anlamaya çalışırken eğri veya doğruluğu bir ayrı konu. Zaten hak olup olmaması, Allah indinde neyin din olup neyin din olmadığı konusu Kur'an'da sarahatan bütün açıklığıyla belirtiliyor bildiğiniz gibi ve deniyor ki inne dine indallahi'l-islam,
Bu genel bir kelimedir. Bazı benzetmeler, bazı örnekler vermekte fayda var. Mesela para diyoruz. Mesela devlet diyoruz. Mesela din diyoruz. Bunlar genel ifadelerdir. Paranın çeşit çeşidi var. Yani 50 bin çeşit para var. Amerikan doları var. Doların bile, yani dolardan başka isim taşıyan para da çok da. Doların bile, Kanada doları var, Amerikan doları var, New Zealand, yani Yeni Zelanda doları var, bilmem Hong Kong doları var, hani bildiğim kadarıyla. En az 4 çeşidi var mesela. Avustralya doları var. Evet, yani onların para birimi de dolar. Efendim, dinar diyorsunuz. Dinarın da Irak dinarı var, Yugoslavya dinarı var. Lira diyorsunuz, Suriye lirası var, Türkiye lirası var filan. İnsanların para diye isimlendirdikleri şey özel olarak da kendi ülkelerinin paralarına başka ve özel bir isim veriyorlar. İşte bazı bazılarının dinar dediği, bazılarının lira dediği gibi. Ama genel adı bunların paradır. Para neye denir? Genel tanımı. İştira aracı. Yani satın alma. Bir şeyi sattığınızda karşılığında aldığınız şeye para dendiği gibi, aldığınızda karşılığında verdiğiniz şeye de para deniyor. Para konumuzun dışında olmakla beraber bizatihi değer ifade eden şeylerden olduğu gibi, mesela altın ve gümüşten para yapıldığı gibi, basıldığı gibi, kendi değeri yalnız 3 kuruşluk kağıt olan banknotlar düşünün. Ona devlet bir değer izafe eder. İzafi bir değer. İşte 250 bin liralık banknot diyor. Yani 250 bin lira basıyor arkasına, önüne bilmem ne. Ve onu, ona 250 bin liralık satın alma gücü tanıyor. Tabii bu tür güç tanımalar izafi kalıyor. Gerçekte bugün 250 bin liralık öteberi alan 250 bin lira, Türkiye için söylüyorum efendim, aradan 2 ay geçmeden 200 bin liralık bir şey ancak alabiliyor. Bilmem daha fazla geçiyor, bilmem ne derken, üstünden bir sene geçtikten sonra bakıyorsunuz 150 bin liralık falan bir şeyi ancak alabiliyor. Yani bugün 250 bin liralık bir şey alabiliyorsun aynı parayla, bir sene sonra bilmem ne alabiliyorsun. Şimdi konumuz parayı anlatmak değil. Parayı bu dinle ilgili örnek olarak verdim. Şimdi para var değerli, para var değersiz. Değil mi? Ekonomi kitapları yazıyor. Avustralya yerlileri böcek kabuklarını para olarak kullanıyorlarmış kendi aralarındaki alışverişlerde. Var bu ülkel kabilelerde, yani başka yerlerde de rastlanmış, Afrika'da, başka yerde filan. Çok eski dönemlerde de biliyorsunuz para da yok ortada, takas var. Yani siz, size fazla gelen şeyleri alıp bir pazara, bir yere götürüyorsunuz. İşte onları satıyorsunuz. Ne karşılığı? İşte buğdaya ihtiyacınız var, efendim giyime ihtiyacınız var yahut yiyeceğe ihtiyacınız var. Yani onların da sizin götürdüğünüz işte hayvan kürküne ihtiyacı var, bilmem neye ihtiyacı var, siz onlara veriyorsunuz. Karşılığında da şu kadar şey alıyorsunuz. Yani eşyayı eşyayla değiştirmeye takas deniyor. Hatta giderek alacakları borçları da el değiştirmeden, kağıt üzerinde değiştirmeye alacak takası veya borç takası. Yani işte benim senden alacağım 100 lirayı şuna olan borcuma işte takas yapalım. Yani tamam mı? Tamam. O zaman sen bana verme. Yani bana vermiş gibi sayıyorum. Vermediğin halde. Sen ona ver. Böylece bizim hesap kapansın. Onunla senin alanda devam etsin ne edecekse. Buna da takas muamelesi deniyor. Şimdi paranın üzerinde asıl duruşumuzun nedeni paranın değer farklarının epeyce fazla olmuş. Yani biri diğerinden çok değerli paralar var. Dediğim gibi bizatihi öyle bir bankada, banknot bankasında basılmış filan değil. Yani böcek kabuğundan bile para var.
çakmak taşından mı, yani düzgün az bulunan taşlardan filan, taşlar da şey para olarak kullanılmış. Ama siz diyorsunuz ki yani bir Avustralyalı için o paradır. Ve ihtiyaç duyduğu bir takım kurutulmuş balıklar şu bu alırken onları verir alacağı adama Avustralya'da. Ama siz dersiniz ki benim indimde böcek kabuğu para değildir. Yani ben böcek kabuğundan para kabul etmiyorum. Yani öyle bir şeyi getirip de benden bir şey almak istersen alamazsın. Çünkü ben para saymıyorum. Mesela alışverişte işte Amerikan doları kabul ediyorum. Ya Alman markı kabul ediyorum. İsviçre frankı kabul ediyorum mesela. Başka parayla alışveriş yapmıyorum dediniz. Bu suretle ne demiş oldunuz? Benim indimde para dolardır, marktır, franktır demiş oldunuz. İşte insanlar indinde din, şu da din olabilir, bu da din olabilir. Uyduruk da din olabilir, kuruntu da din olabilir, şu da bu da. Ama Allah kullarına diyor ki, benim indimde din İslam'dır. İnne dine indallahil İslam. Allah indinde din İslam'dır. Yani dininizle benim karşıma çıktığınızda İslam'la gelirseniz, yani diyelim Almanya'ya gelirseniz, gelmek istiyorsanız, gelirseniz ki ahirete gidip herkes onun karşısına çıkacak. Ben gel. Mart bana lazım değil diyebilir bir adam ama dinin lazım olmadığı alamıyor. Gelirseniz işte markınız olacak. Yoksa Türk parası geçmez diyor. Mesela. Değil mi? Gelen buraya yanında mark getirsin, dolar getirsin neyse. Onun gibi. Allah diyor, benim indimde din İslam'dır. Yani bana gelen, ki hepiniz döndürüleceksiniz bana, İslam'la gelin. Çünkü bizim döviz büfeleri, yani ahirette, yalnız İslam bozuyor. Yani başka bir şey kabul etmiyor. Ama anlatabiliyor muyum? Allah indinde din İslam'dırın anlamı bu. Başka dinle gelirseniz avcunuzu yalarsınız. Ya işte benim bir çuval dinim var filan ya, param var. Bu para değil. Ben size söylemedim mi? Ya benim indinde din o değil. Ne? İslam. Ama sizin indinizde öyleymiş böyleymiş, yarın benim karşıma çıktığımda çıktığınızda görürsünüz. Nedir? O zaman görürsünüz. Yani İslam'la gelen mürüvvetini görür. İslam'la gelmeyen, başka şeyle gelen de avcunu yalar. Hadi Allah. Bir şeye din denmesi için onun mutlaka doğru, sahih olması gerekmiyor. Yani armut çürümüş ve kurtlanmışa da armut diyor. Onun kutlu armut. Değil mi? Kurtlanınca armutun cinsiyeti değişmiyor. Mesela ceviz olmuyor, elma olmuyor. Yine armut. Ama kurtlu armut. Yenmiyor. Din de böyle. Yani Allah kendi dini için de din deyimini kullanmış. Hak olan dini için, baştan sona doğru olan dini için. Başka batıl uydurup, üfürüp, kuruntudan oluşan, uzandan oluşan şeyler için de aynı tabiri kullanmış. Aynı tabiri kullanması dini düşürmediği gibi diğerlerini de din kelimesi dendiği için ne düşürür ne yüceltir. Din olarak anlatılan şey, dünya görüşü ve o görüşe bağlı hayat tarzı, yaşam biçimi yüce ise, gerçeklerin ifadesi ise, doğruların ifadesi ise, o zaman o din yücedir. O din insan fıtratına uygun ve yaşayan tabiatına uygundur. O insana mürüvvetini gösterir. O insana yani güzel, böyle düzgün bir hayat yaşatır. İtminan verir. Tatmin yani, duygunluk verir. Evet, mezhep bu noktada bahsedilmesi gereken bir konu. Çokça konuşulan, hatta dinden çok neredeyse üzerinde durulan bir şey olarak mezhep, Arapça zehebe, gitti anlamına gelen, vardı anlamına gelen, kökten türeyen bir kelime. Gidilmek, varılmak için tutulan yol anlamına geliyor mesela. Bu
Bu konuda İktibas Dergisi'nin epey önceki sayılarında, sanıyorum ta 1982 yılındaki sayılarında, bundan 11 sene evvel, galiba 6 sayı arka arkaya kavramlarda mezhep ve mezhepler başlığı, ana başlığı altında kavramlarda bu konuyu geniş geniş anlattı. Bir yere varmak için tutulan yola mezhep denilir kısaca. Bu genel tanımdır. Biliyorsunuz bir kısım şeyler elle tutulur, gözle görülür, yani izafi değil, bizzat yaşanır, yapılır şeylerdir. Örneğin buradan Münih'e bilmem Nürnberg üzerinden gitmek de vardır, bilmem Strasbourg üzerinden gitmek de vardır. İşte bilmem Frankfurt'tan Münih'e gittim dediğiniz zaman karşı taraf size hangi yoldan gittin? Yani giderken hangi yolu kullandın? İki yol vardır, üç yol vardır, beş yol vardır. İşte bunu vehebe kelimesiyle sorar. Yani Münih'e gitmek için hangi yolu tuttun? Hangi yolu yol edindin? Hangi yoldan gittin? Bu anlamda mezhep vehebe kelimesi kullanıldığı gibi bir de teorik anlamda kullanılır. Mesela bir çocuk sınıfta örneğin bir problem çözmüştür. Hocası veya arkadaşı ona bu problemi hangi yoldan çözdü? Yani nasıl hareket ederek, hangi mantıkla, nerelerden geçerek bu sonuca vardın? Yani bu çözümü nasıl elde ettin anlamında da yine soru soracaksa vehebe kelimesiyle sorar. İşte dinden sonraki mezhep, yani dinin şubeleri gibi veya dinin içinde kabullenilen, varlığına müsaade edilen mezhep bu anlamdadır. Yani mezhep birden fazla neden olmuştur? Bunlar geniş geniş dergideki bahsettiğim yazıda, iktibasta çıkıyor. Bir, naslar, yani ayetler ve bize ulaşan hadisler, ameli konularda kendisinden iştihad edeceğimiz anlayış ortaya çıkar, onunla amel edeceğimiz hadisler ve ayetler, kendisinden birden fazla anlam çıkarılabilecek şekilde sadır olmuş, o şekilde ifadelendirilmiş hadis ve ayetlerdir. Böyle olunca da sizin okuduğunuz, yani konuyla ilgili okuduğunuz şeyden şu sonucu çıkarmanıza rağmen benim de bir başka sonucu çıkarmam rahatlıkla mümkündür. Ve oldum olası ta Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın yaşadığı günden bugüne de bu gibi sonuçlar, farklı sonuçlar çıkarıla gelmiştir. Ne var ki Peygamber Aleyhisselatü Vesselam hayatta iken Müslümanlar kendi görüşlerini, yani bir ayetten anladığı şeyi Peygamberin hayatta olmasından, onun yanında bulmasından dolayı Peygamberin tasvibine sunmak, yani ya Resulullah bu ayetten ben şunu anladım veya şu sözünüzden ben şunu anlıyorum, doğru mu anlıyorum demesi kadar güzel ve normal bir şey olamazdı. O itibarla Peygamber hayattayken de birden fazla mezhep olabilmesine rağmen bu anlayış, yani Peygamber'e Müslümanların itibarı, tanıdıkları üstünlük ki gayet normal ve öyle, onun anlayışını kendileri için üst anlayış kabul etmeleri, o hayattayken birden fazla mezhebin varlığı pek hissedilmemiş. Yani farklı görüş olsa bile, ben farklı düşünsem bile Peygamber'den diyelim, Peygamber'in görüşünü bırakıp da kendi görüşümü alayım, yedirememişim kendime bunu. Normal de bu, yani güzel de bir şey, ayıp da değil. Belki meziyet de. Ondan dolayı o hayattayken birden fazla görüş, yani mezhep bulunması pratikte rastlanmamış. Yani Peygamber nasıl yapmışsa herkes onu kendisi için şiar edinmiş. Yani öyle yapmayı uygun görmüş. Ama ondan sonra bu otorite, yani Peygamber'in otoritesi, onun yerini dolduran Emir-i Müminin
ler tarafından, işte Ebu Bekir sırasıyla Ömer, Osman, Ali ve ila ahir tarafından zaten bir kural olarak da kabullenilmiş ve yaygın bir şekilde bilinir hale gelmiş Müslümanlar arasında. Deniyor ki emirin re'yi, yani görüşü, yani mezhebi gizli aşikar ümmet arasındaki ihtilafı kaldırır. Yani siz farklı düşünüyorsunuz, ben farklı düşünüyorum. Peki herkes düşündüğü gibi yaparsa ortalık adama bakılmaz. O zaman hangimizin dediği gibi yapalım? Hiçbirimizin dediği İslam'ın çizdiği sınırların dışında olmasa bile disiplin diye bir şey olmaz. Ne yapmalıyız? Peki kim? Bizi Allah'ın hükümleriyle yönetmek üzere yetki verdiğimiz, yani biat ettiğimiz kişi, biat ettiğimiz kişiye bu yetkiyi vermek durumundayız. Öyle değil mi? Yani başka türlü, hani baş başa baş padişaha bağlı diye padişahlık filan istediğimizden değil de delalet ettiği mana açısından bu deyimi söylemek gereğini duyuyorum. Yani bir baş olmalı. Zaten yeryüzünde ne kadar mahluk varsa dikkat edin, birer başı var. Yani iki başı olan mahluk yok. Bitten pireden tutun file kadar bir başlıdır. Ayağı 40'tır, 59'dur, bilmem konu şu kadar, ama başı iki olan bir varlık, bir mahluk. Ancak hilkat garibesi olarak isimlendirilir. Bazen öyle buzağı filan doğar, o da pek yaşamaz biliyorsunuz. Yani iki başlı buzağı doğar. Hilkat garibesi denir bu. Yani yaratılıştaki gariplik, alışıla gelene ters düşen han anlamında. Bu bakımdan o baş bunu halleder. Şimdi mezhebin olum olmasını engellemek mümkün değil. Şu açıdan da mümkün değil. Bir, nasların bir kısmının, yani ayet ve hadislerin bir kısmının, epeyle büyük bir kısmının kendilerinden birden fazla mana çıkarılabilecek şekilde varit olması, yani o şekilde gelmiş olması sebebiyle. İki, bunlardan hüküm çıkaracak insanların akliyetinin, kavrayışının, anlayışının tarağın dişleri gibi eşit olmamasından, yani farklı olmasından da zorunlu olarak kaynaklanır. Yani seninle ben birbirimizin kopyamız olsak, ikizler gibi, hani nereye baksak aynı şeyi görürüz, aynı şeyi düşünür, aynı sonucu çıkarırız, ama iki insanız, bakıyoruz, ben şunu görüyorum, sen, ben şunu bakıyorum, suyu düşünüyorum, sen de hey suyu unutuyor, üstündeki deseni düşünüyoruz. Buyur. Bu işte seninle benim aramdaki farklar kaynaklanıyor. Anlatabiliyor muyum? Bu bakımda mezhebin tekleşmesi, yani farklı mezhep olmaması mümkün değil. Yani nasların ifade tarzları bunu bir yerde kimi naslan zorunlu kılıyor, kimi yerde de zorunlu olarak insan akliyetinin, kavrayışının, anlayışının birinin diğerinden farklı olan özelliklerinin ortaya çıkardığı zaruri sonucudur. Başka çare de yok. O bakımdan mezhepler hep olmuştur, olacaktır. Yarın şu ayeti ben böyle anladım, tamam artık mühürledim, kimse başka türlü anlayamaz demeye kimsenin yetkisi yok. Hatta Resulullah Aleyhisselatü Vesselam dahi bu ayetlerden ben şu sonuçları çıkardım, benden sonra kimse başka sonuç çıkaramaz diye o mühürlememiş. Ama daha sonra anlayışsız kişiler, içtihat kapısı kapanmıştır. Yani artık bundan başka bu konularda düşünülemez deme yetkisini nasıl buldular, ne ettiler ise, yani üstelik de o kişiler yapmış değil bunu. Örneğin Ebu Hanife gibi akıllı bir adam buna benzer en ufak bir söz söylediğiyle ilgili değil. İmam Şafii'nin işte benim hakkında şunları şunları içtihat ettiğim hususlar kimse fikir yürütemez, kimse içtihat edemez diye çiğlik yaptığına dair en ufak bir delil yok elimizde. Ama onların kraldan fazla kralcısı olan sevicileri, taraftarları, yani işte Hanefilerin çok Hanefi olanlar, Ebu Hanife'den daha Hanefi, İmam Şafii'den daha Şafii. Buna biz Türkçe'de genel ifadeyle kraldan fazla kralcı diyoruz. Kraldan fazla kralcının ortaya çıkıyor.
kralcıların ortaya çıkardığı şey, işte iştahat kapısı kapanmıştır. Paslandırmışlar, kapılar cazır cazır, biz açacağız, alıştıracağız diye canımız çıkıyor, süvesiz dökülüyor, tahtalar kırılıyor çünkü.